Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Fırat Ataser bizimle. Lapta Alsancak ve Ötesi'nin belediye başkanı, artık öyle söyleyeyim. Korkunç bir bölgesi var. En büyük bölgelerden bir tanesi yanılmıyorsam. Buyurun hep beraber Fırat'a hoş geldin diyerek böyle sohbetimize başlayalım. Biraz geç başlıyoruz, biraz erken bitiriyoruz. Öyle, ama en azından Fırat'ı görmüş olacaksınız. Hoş geldin. Hoş bulduk Haluk Bey. Evet, biliyorum çok yoğundu. Bugün biz ısrarla gelmeni istedik buraya. Seni böyle aldık toplantılarından. Çünkü çok merak ediyoruz. Yani biz burada, yani devamlı bana şikayet geliyor yazılı e-mail'den, WhatsApp'lardan falan. İşte hala daha düzeldemediniz, hala daha... Ben en son gittiğimde o taraflara ne güzel düzelmişti, yol bitiyordu, akıcı bir yol var iken, şimdi ben devamlı şikayet alıyorum. Sizin o Alsancak, o Merit Otellerin girişi, acayip bir trafik birikmesi var oralarda. Ama orada ışıklar da gördüm. Şimdi o ışıklar geçici gibi durur. Geçici mi, hakiki mi? Ne oluyor orada? Şimdi tabii yolumuz gayet hem akıcıydı hem de tabii düzenleme istemedi. İster için çemberlerin girmesi gerekirdi. Yolda bir akıcılık vardı. Özellikle trafik kontrolü, trafik düzenlemesi açısından veya geçit açısından bir düzenlemesi olması gerekirdi. Ama düzenlemenin bu şekilde olmaması gerekirdi. Yani sen ışığından değil de bizim bölgede sorunu özellikle trafiğin yönlendirilmesi, şekillendirilmesi veya dönüşlerini sağlaması noktasındaki sorunu çemberlerine çözmek zorundayız. Çünkü bizim Trafiği durdurtmadan durdurma. geçişi Çünkü sağlar. sıkıntı nedir Haluk Bey? Bizim bölge her geçen gün büyüyor. Bölgenin önü açık. Yani coğrafik olarak baktığında uzun bir coğrafya Tabii. sahibik. Sahil şeridi olarak ve farklı bir gelişim potansiyeli var bizde. Turizm gelişimi var. İnşaat sektöründeki gelişim vardır. Lapta Girne yolunun bağlantı noktası olması noktası vardır. Yani hem Tabii. iki büyük şehri birbirine bağlar hem bölgenin işte diğer kentlerine işte Lapta'dır, Karşıyaka ve diğer bölgelerine de olan Tabii, bağlantısını sağlanan tabii, tabii, noktadır. tabii. Hatta Evet. ötesi diyebiliriz. Yani sonuçta Lefke'ye, Güzelyurt'a Evet giden işte. Yani yollar, güzel yani yurdundan onlar. bizim bağlantı Tabii, noktamız orasıdır tabii. Girne. Alıp şimdi şu vardır yani bizim trafiği biz 10 saniye durduramayız. 20 saniye durdurduğumuz an trafik yoğunluğu hızlı bir şekilde çoğalır. Yani sen 10 saniye 20 saniye durdurursan ışığından trafiği arkasından minimum 50-60 tane araba gelir 20 saniyede. Yok. Şimdi okullar açık değil. Bugün yarın okul açık değil. Okullar açık olduğunda bizim bölgede özel okullar vardır, devlet okulları vardır. Bunlardan dolayı bir yoğunluk daha geliyor bölgeye. Tabii. Şimdi hele yazda geldiğinde farklı bir yoğunluğu da getireceğiz bölgeye. Çünkü turizm Tabii. açılacak, Tabii turizm deniz deniz bölgesi, bölgesidir, sahile, sahil bölgesidir. sayfiye. Ve bölgede inşaat sektöründe hızlı bir trend vardır, yükselen bir trend vardır. Yani talep bölgesiyiz biz. Talep edilen bölgeyiz. Turizm gelişiyor, otel, 5 yıldızlı oteller gelmeye başladı yine aynı şekilde bölgeye. Yani şimdiden bu sıkıntı yaşıyoruz. Evet. 3 sene sonrayı düşünemiyorum. Yani ben Tabii, tabii, düşünemiyorum. tabii. Bu Ben aslında ışıklarla dediğiniz gibi yazı evet, düşünemiyorum. evet yazı Evet. düşünemiyorum. Şu vardı Haluk Bey, biz trafiği durdurmadan yavaşlatarak çemberlerle durdurmadan yavaşlatarak diyorum. Çemberlerle dönmek zorundayız gideceğimiz noktaya. Farklı işletmeler olabilir, farklı sorunlar olabilir ama biz bunları alternatif kaçış yollarıyla birbirine bağlamak zorundayız. Tabii. Alternatif yollarımızla birbirine bağlamak zorundayız. Yine şimdi 2 tane ışık yanıldı. Merit Otel'in olduğu dönüş noktasına. Bir de Maramonte'nin olduğu noktaya. İkisi de bana göre doğru yerde değil. Doğru yer Alsancak'ın olduğu noktadır. Yani Alsancak bölgesinin girişinin olduğu noktadır. Bu noktayla ilgili yani Alsancak hem Alsancak girişlerini alacak, okulların girişini Tabii. alacak. Hem Merit'in zaten dönüşü Bir de böyle 150 metredir. müsaittir o, yani Evet. Ya bölge de geniştir. geniştir. Yani işte de çember oturmaz. Dün biz çemberi bizim haritacı arkadaşlar ve belediye teknik arkadaşlarından haritacı çakımıyla yerine çemberi oturttuk. Çemberin büyüklüğü de Meditenin Garden'ın yeni yapılan çemberiyle Sentropos'un önündeki çemberin büyüklüğü kadardır. Yine çember standart bir çemberi yerine oturttuk.
İster vatandaş vermiyorum falan dedi. Biz vatandaşı da getirdik çemberi oturduk. Herkesin fikir der. Sorun yok. Şimdi çağrı yapıyorum ben buradan. Evet. İşte trafikteki sorun. Bunu size söyleyen hayır olmaz çember olmaz diyen hangi? Teknik arkadaşlar. Karayollarındaki teknik arkadaşlar sığınmaz etmez falan gibisinden. Ben çağrı yapıyorum. Biz çemberi oturttuk. Bütün vatandaşlardan hemfikir olduk. Çember noktasındadır. Bize çemberi yerine oturursanız yerine yaparsanız soru. Zaten biz yerine yerleştirdik. Çemberi yaptığımız an, hani faaliyeti bittiği an göreceksiniz ki bu trafik tamamen rahatlayacak. Merit'in dönüşü soldan bir girişimiz var. Hemen dibinde bir girişimiz var. Tek yol onu yapıp oraya giriş yapabiliriz. Zaten 150 metre çemberiyle ışık arasında 150 metrelik bir mesafe 150 metreden çemberden dönüp 150 metreden de giriş yapabilir. Yani uzak bir Merit'e uzak bir dönüş mesafesi de yoktur. Bir alternatifi yolumuz vardı bu taraftan. Evet. Onu da yapabiliriz. Alternatif yolumuzu da bağlayabiliriz. Yani otelin girişini ayarlamak, turizmin girişini ayarlamak, turizmin girişimini ayarlamak zor değildir. Ama iyi niyetin de doğru olması gerekir. Doğru ilerlesek doğru noktada çözüme gideriz. Şimdi bu şehircilik ya da karayolları en kısa çözüme mi gitti burada? Yani çünkü herhalde Merit'ten şikayet gelir. Benim insanlarım, turistlerim çok mu bekler diyor şeyde. Ama yani ben de girer çıkarım oraya. Bey, yani öyle korkunç bir bekleme olmaz. Biz bu yolu halk için yaptık. Biz bu yolu kim için yaptık? Halk için elbette. Biz bu genel çözüm için yaptık yoksa kişilere özel mi yaptık? Genel çözüm için. Herkese bakarsan marketçi de bağırır. Bugün kapattığınız yolu giremem. Giremez benim müşterim içeri. Marketçi de bağırır. Ki marketçiye de benzinci de bağırır. Benzinci de bağırır. Yine her dört ağzının dönen marketçiye de oraya da bir ışık koyalım ki dönebilsin de marketçiye de ve de benzinciye. Yoksa çözümün olması noktasında mı bir çalışma yapalım ki herkesi mutlu edelim. Bütün çözümleri üretelim. Tabii. Amaç o akıcılığı sağlamak. Evet. Yine burada şunu gördük. Halk da bunu gördü. Yani ya da biz bu yolu birilerine özel yaptırdık gibi. Şimdi bir imaj var ortada. Ama öyle değildir benim şahsen. Ben şahsen kendi düşüncem öyle değil. Yaptırılış yani mücadele şeklim de öyle değil. Ki ben bu mücadeleyle çıktım. Bu yolu yapılmasını bağırdık, çağırdık. Eylemler yaptık. Gelmiş geçmiş hükümetlerinden. Tabii burada başbakanın iyi niyeti ortada. O yolu falan yaptırdı. Yani onun katkıları büyük. O tartışmayız. Ama bu noktaya geldik. Tam Alsancak'a giriyoruz. Şekiller değişmeye başladı. Ama. Şekilleri değiştirmeyeceğiz. Neyse doğrusu onu yapacağız. Çünkü bu o zaman yani ben söyleyeyim. Yani bu Merit'in arzuları doğrultusunda mı şekil alıyor evet. Burası? Kısacası bu. Merit bana buraya ışık koy. Şuraya da ışık koy. Işıkları da kendileri almış. Onu da öğrenmişik. Evet. Işıkları da kendi ödemiş. Ama bu işi doğrusunu yanlışını düşünemediler. Hadi boş ver taktık. Merit ne anlar ki şimdi, yolun ne kadar. Haluk Bey taktık gördük ki çalışmadı. Bu bir insani hatadır. Herkes ben de hata yapabilirim. Diyorsun ki arkadaşlar oldu taktık olmadı trafiği yoğunlaştırdık. Yaptığımız yanlıştır özür dileriz. Neyse parası da geri verilir. Buraya biz çember yaparız. Çemberden dönüşümüzü sağlar aşağı ineriz. Kusura bakma. Burada bu iş çalışmaz. Hem virajın üstü hem trafiği yavaşlattı. Hem trafiği kuyruklar haline getirdi. Tabii. Olmadı be arkadaş. Bu, özür dilemek de bir erdemliktir. Tabii. Çünkü baktığım zaman. Size söz verdik ama olmadı. Noktasında tabii. Oluruz. Çemberi yapasın dönersin girersin. Maramonte. Bana göre Maramonte'de de çözüm ışık değildi. Maramonte'de kapatırsın. Veya çember yapacaksın. Olursa çember yapacaksın. Marmonte'ye çok bir dönüş de yok zaten ya şimdi. Ya şimdi o da yine aynı yere gidiş noktası, Merit'e gidiş noktasıdır. Doğru. Yani orada bak. Onu değil de bir sonraki Şokmar'a gideriz. Şokmar'da yine Merit'e giriş noktası var orada da. Yani çözümler, alternatif çözümler vardır. Biz trafiği resmen şimdi şu an yaptığımız tüm çalışmayı tamamen geriye dönük sardırdık. Yolu çift şerit yaptık, insanları yığdık daha fazla. Yığıntıyı sağladık şeye. Merit'in ağzında her şey tıkanır şu anda. Yığdık buraya şimdi şu an. Şimdi şu an yoktur, çok aşırı bir yoktur. Bir hafta sonra okulu aç, oradaki trafik iki ışık arasına kadar dolacak. Hay Allah.
İki ışık arasına kadar trafik olacak. Hele hafta sonu cumartesi pazar yaz gelsin göresiniz nasıl olacak buralarda. Tabii. Ama bak, bunu kendisi şimdi Merit'i yani kendi istedi, ışık istedi. Tabii, basit bir çözüm uyguladı onlar. Rica ettiler. Evet. O ricaları gerçekleşti belki bilemiyorum evet. ama şimdi Merit bu işten anlayan bir müessese değil. Diyelim yani ki ya, dedi, hata ben... yaptınız, hata evet. yaptılar dedi. Evet. Çünkü o sıkışırsa artık Merit'e dönüşler de sıkışacak demektir. Yani kendisi düzeltmeye çalışırken çıkışlarını, girişlerini şey alacak, baskıya alacak ve girişleri evet. Sıra bekleyecek bu defa. Yani aynı trafiği oluşturduk. Tabii o i̇şte da saniyeni ayarlarlar. Saniye işte bunun saniyesini az tutalım, bunu çok tutalım, bunu kısalt. Olmaz. Aslancak yolunu 20 saniye durduramam. Öyle bir trafik var. Tabii. 20 çünkü saniye o 20 durduran... saniye ister ki arabalar çık tık hemen evet, çıksın, evet. kurtulsun, beklemesin. Evet. Olur mu öyle şey? Yani çember. Yani çember yapacağım. Bir çembere döneceksin. Alsancak ve Lapta'da 100 kişinin 99'u der sana ki bu ışık olmadı. Olmadı. Başkan diyor bu olmadı. Işıklar olmadı. Tabii. Mesela halk için çalışan diyor, bir başkan. Ya denedik, ışıklar konuşuldu, yapıldı, denedik, olmadı. Geriye döneceğiz. Tabii. Saracağız tabii. baştan. Olmadı. Çözüm. Peki geriye dönmenin yolu nedir? Zor değil. Işıkları söküyorsun. Durduruyorsun. Kim varacak? Karayolları? Karayollara biz haber yolladık. Müdürümüzü de aradık. Teknik arkadaşlar da yolu yapan firmayı da aradık. Sahibini aradık. Teknik arkadaşları aradık. Biz dedik çemberin oluşacağı noktayı açtık. Çaktım da. Haritacı ama çaktım çemberi de. Çember yerine çakıladı. Gelin dedim çemberi buraya oturdu. Merit üzülmeyecek mi bu olursa? Üzülecek bir şey yoktur ya. Bunda bir üzülecek bir şey yoktur. Yani ya. Üzülme noktası değildir bu. Yani bu olayın doğru ilerleme noktasındayız. Yani şimdi birileri de üzülecekse artık yapacak hiçbir şey yoktur. Hı. Yani bu bizim için toplumun genelinin sıkıntısı da önemli. Yani kişilerin evet. sıkıntısı, birebir sıkıntıları önemli değil. Çünkü zepzeci arar beni, benim kapattınız burayı işte ışıkları odur budur. Gezilim düştü falan filan. Benzinci bağırır işte böyle. Ya şimdi bir de görürler üstüne otelin girişlerinde iki tane ışık çıldırdı. Esnaf da çıldırdı. Tabii. Hepsi de kara şeye gitmez. Yollarına gitmez. Evet, hepsi de sana yani. Gelir. Şimdi bizim bilirler ki mücadele ettik bu yol konusunda. Yani bu işin içerisinde belediyenin de olduğunu biliyor arkadaşlar. Geliyorlar başkan çöz. Fırat Başkan'a gidersek bir çözüm üretir. Fırat Başkan sorun neyse doğrusunu yapar, çözer, eder. Halktan, hukuktan, adaletten yanadır, çözecek diyor. Biz söyledik yani, evet, koduk ışıkları, yani şimdi genel girdik biz de şeyin içerisinde, kararları, işte müteahhit firma belediye, ışıkları koyduk, olmadı, sarıyoruz geri. Ki benim talebim yoktu oraya, Merit'in oraya ışık konması, ben onu istemedim. Ben her zaman çemberin Alsancak girişinde olmasını söyledim. Trafiği yoğunlaşacak, ondan söyledim. Yok, tamamdır, yok biz halledeceğiz, tamamdır, sıkıntı olmayacak falan. Oldu sıkıntı, oldu, geriye dönüyoruz şimdi. Evet, evet. Erdemliktir, yanlıştan dönme erdemliktir. Evet. Ya. Bu kendini küçük görmek gibi bir şey değildir ya. Doğru neyse yapacağız. Valla inşallah yani bu seviyede kalır. Çünkü yani biz özellikle buluştuk. Yani orada bir hata oluştu belli. Çünkü demek ki karşılıklı millet size şikayet ediyor. Millet Kıbrıs Gazetesi'ne yazılı olarak yapıyor. Gene sıkıştık, bakın, gene olmadı. Bakın şu vardı, biz bir haftaya kadar bekleriz. Bir hafta içerisinde yaptılar, başladı, başlamazsa ben kendi adamlarımı koyacağım, yapacağım çemberi. Çemberi. Işıkları sökmeye hakkın yok değil mi? Onu yapmaya olmaz. Işıkları sökmeye hakkım yok. Ben çemberimi koyacağım. Çember yapmaya hakkın var mı? O değil de şimdi alsan, ona da hakkım yok, ben koyacağım. Net konuşayım. Alsancak'tan çıkarken insanlar kaza ediyor ya. Çıkamaz Alsancak'tan gelen vatandaş çıkamaz. Bizi dar yolun içerisinde soktu, şeyin içerisinde. Çıkamıyor insanlar. Baba başkan kaza edecek burada diyor. Yani birinin ölmesini bekledik. Diyor ki Alsancak'tan girene sen de döneceksin. Işığa gideceksin. Maramonti'den geri döneceksin. O da öyle saklanma celbi de yok. Allah Allah. Ki saklansın da dönsün. Tabii. Yani biz Alsancak'tan bölgeden çıkan vatandaşı soktuk yeni şeyin içerisinde. Tehlike içerisinde şimdi şu an. Ben bir haftada yaptılar, yapmadılar adamları koyup yapacağım çemberi. En doğrusu da o. Yani yapacağım. Buradan... Gelin arkadaşlar rahat çemberi yaptım. Işıklarını koyacağım. Kenara uyarıcı levharcıklarını çakacağım. Bravo. Adamlarım da vardır. Ben bir haftada bu işi çözerim. Tüm ekibi yığacağım oraya. Hemen çözeceğim bu işi. Bravo. Bir hafta. Şimdi niyetimizi
gösterdik. İyi niyetimiz koyduk ortaya. Ama Merit sağduyu sahibidir. Yani iyi bir yönetimi vardır. Yani o şekilde eminim kendilerinin de sıkıştığını görünce yani o trafik sıkışırsa kendilerine de bir şey getirecektir. Şikayet meclisi olacaktır. Şimdi bugün bugün birkaç gün çünkü okullar kapalıdır. İşte şu oldu, bu oldu. Bir şey yok. Bir hafta sonra eğer okullar tamamen açılırsa ki grevden biter. O bölgeyi o bölgeden ara dolar da dolar bizim için. Aradan gelen vatandaşlar orada da kuyruklar oluşmaya başladı. Evet. Yani evlere doğru, Alsancak merkezine doğru da kuyruklar oluşmaya başladı. Çıkamıyor insanlar. Trafik ilerlemediği için tıkanma oluyor. Vay canına. O kadar kötü. O kadar bir kötü durum var şimdi. Evet. Tabii evet. Buradan Merit'ten bahsediyoruz. Merit'e de söz hakkı düşmüştür. Ne bileyim şu anda yönetimde Handan Hanım'dır galiba. Evet. Yani söz hakkı düşmüştür. Onu da buradan hatırlatalım. Ağzına sağlık. Yani bunu bu şekilde bırakalım. Yani bu yaptığınız, yapmadığınız ben çemberimi yapıyorum diyorsun. Evet. Ben yapacağım çemberi. Evet. Buradan duyurulur. Evet. Değil mi? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere. Evet, Fırat Ataser'i duyduğumuz önemli bir konu. Çünkü yani bütün millet şikayetçi o bölgede. Bunun da nacizane ispatı bende. Çünkü bana durmadan yazılar gelir. Yani ne oldu bu yola? Niçin biz bir şey yapamıyoruz? Niçin işte gene olmadı? Hani olmuştu? Demek ki iş karıştıranlar var burada. Demek ki iyi düşünülmemiş bir sorun çözme oldu burada. Haluk Bey, bir iki dakikamız var mı? Buyur, yani buyur. Uzatma durumumuz. İki dakika verebilirim, evet. Buyur. Şimdi tabii bu birinci sorunumuz. İkinci sorunumuz bölge konusunda Bakanlar Kurulu'nun vakıflara yetki verdiği Maramonte konusudur. Herhalde bu onu adeta duymayan kalmadı bu konu. Evet, şimdi Maramonte konusunda Bakanlar Kurulu vakıfların kiracı yani kiralayanla kendi arasındaki sözleşmeyi yenilediler. Bu sözleşmeyle Bakanlar Kurulu'na yetki verdi. Bakanlar Kurulu'na gönderdi. 30 yıllığına kiralama yetkisini Bakanlar Kurulu vakıfların yaptığı sözleşmeyi onayladı. Ve bu onaylama ile birlikte sahil kısmını Maramonte'nin plajını kullandığım kısmından tutun Kraliçe havuzlarına kadar olan kısım olmak kaydıyla hepsini hemen hemen kiraladı kiracı firmaya. Yani ki, talepçiye diyelim. Daha önce sahiller belli değildi. Şimdi belli oldu. 2020 yılında, şuna geleceğim ben. Evet. 2020 yılında Alsancak Belediyesi'ydik o dönem. Bizim Yüksek İdare Mahkemesi'ne açtığımız dava neticesinde Yüksek İdare Mahkemesi'nin verdiği karar sahil kısmının halkın kullanımına açılması ve halkın kullanacağı nokta olduğunu kararını verdi. Yani kiradan düşürttü bunu. Evet. İşte parsellerden dedi işte Kıbrıs Cumhuriyeti parseli falan. Bu parsellerin kiralanamayacağını, bu parsellerin kira sözleşmesinde olmaması gerektiğini, yasal olmadığını söyleyip kiradan düşürttü. Şimdiki Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar neticesinde bu kira sözleşmesinin yenileme kararı verildi ve cüzi miktarlara bir yenileme kararı aldı. Hı. Ben şunu söyleyeyim. Tabii ben muhalefete de çok kızgınım. O dönemki belediye başkanına kızgınım. 2007 yılında gözlerini açmadı, uyandırmadılar. 2007 yılında muhalefet, Cumhuriyet Türk Partisi söylüyorum üstüne basa basa pay çıkarmasın bu durumdan. 2007 yılında Cumhuriyet Türk Partisi Başbakanı döneminde, Ferdi Sabit döneminde Maramonte sahili olduğu gibi. Şimdiki kira sözleşmesinin aynısı yapıldı. Ve kiracı firmaya kiralandı burası. 2007 yılında. Biz 2014 yılında göreve geldiğimizde ilk müdahalemizin bir tanesi bu oldu. 2015 yılında biz talep ettik. Bilirsiniz o dönemde bir bizim mücadelemiz oldu. Talep ettik. 2017, 2018, 2019 yani muhalefet partisinin hükümette olduğu dönemde dahi biz burayı bize verilmesini talep ettik. Bize vermediler. Hiçbir işlem yapılmadı. Şimdi bakalım muhalefetin gruplarına işte bunu yaptılar, şunu yaptı. Ve siz ne yaptınız? Siz daha geri yalanını mı yaptınız? Konuşuyoruz şimdi. Tabii. Muhalefet ne yaptı? Birinci muhalefet başlattı. O dönemki belediye başkanına da kızgınım bu konuda, bu Maramonte konusunda uyudum. Orası bizim malımızdı ya. Böyle bir sahili nasıl kaybettin?
Böyle bir sahil. Sahili ben oteli alacaktım olduğu gibi belediyenin. Dom oteli verdiler de. Ben alsam orayı göreceksiniz ne güzel çalıştıracaktım yani. İddia ederek söylerim size Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde butik otel turizmini en iyi şekilde yapacaktım. Hem de en iyisini yapacaktık. Bak. Tabii. Onu alacaktım. Yapacaktık ya. Biz yaparız. Ben kendime güveniyorum. Bizim o birikim becerimiz vardır. Becerimiz de vardır. Yani yönetimsel becerimiz de vardır. Tabii. Netim. Beceremediler. Şimdi bakıyoruz. Muhalefete ya işte yaptılar, şöyle yaptılar. Epey siz başlattınız, siz bu işi bozdunuz. Birinci başlangıcı siz yaptınız, konuşmayın siz. Siz hiç konuşmayın. Hiç konuşmayın siz. Bir bakalım tabii ki şimdiki iktidara. Şimdiki iktidar da ya be arkadaşlar biz 4 ay önce oraya da gidiyorum. Evet. 2022 Aralık 26 ayın gününde siz bana destek oldunuz. Ben sizden bir şey talep etmedim. Ben sizden bana gelin yardım edin bana destek olun talebinde olmadı. Dediniz ki bizim adamız Fırat Aser'di. Bana destek olana da benim için bana destek olursun demem. Teşekkür tabii. ederim. Ne oldu ki bu 4 ay sürecinde size karşı bir savaşydı bu. Size karşı açılmış bir savaş. Bu kiracı firmada beni buradan, beni görevimden almak için, halkın oyunu benden almak için, güveni benden almak için yola çıktı. Ve karşı adaya açık kapı verdi, para verdi, destek oldu. Bu aşikardır. Milyonlarca paralar döndü ortada. Alsancak Lapta bölgesinde. Milyonlar döndü. Bu adamlar ben başarısız olsaydım başbakan başarısız olacaktı. Ve başbakan belki de bugün de koltuğunda olmayacaktı. Yine bölgesinde desteklediği tek aday kazanan aday benim. Kendi gücümle kazandım. Hiç kimse bunun arkasına saklanmaz. Yani bilmeleri lazım şimdiye evet. kadar bunu. Tabii. Evet. Şimdi böyle artık açık konuşuyor. Kartlarımızı oynayarak açık. 4 ay sürecinde ne oldu ki bu kadar ters bir dönüşü oldu? İşte. Ve bu karşı firmanın bana Maramonte'den karşı olduğunu ve Maramonte plajının vermediği sahili koruduğumu, dava açtığımı, dava sonucunda ben kazandığımı, halkın kulağına verdiğimizi biliyor. Ne oldu bu 4 ay sürecindeki siz bu kadar u dönüşü yaptınız tüm muhalefet, tüm iktidar. Hepsi hemfikir, bakana kurulan fikir. Ve kiradan aldınız burayı. Ve bakanları arıyorum, haberleri yokmuş gibi hiçbir şeyden. Ve arkadaşlar yazı bu kadardı, çok da uzun bir metni yoktur kira şeyini. Evet. Okumadım be arkadaş sahil kısmı var. Sormadım be arkadaş bu parseller hangi parsellerdir? Bu adamın bu mücadelesi vardı, bu belediyenin mücadelesi vardı. Nedir be bunlar sormadınız? Haberimiz yoktu. Biz bilirdik sanayi yırdı. Biz bilirdik şöyle yaptı. Toplu başbakan atarlar. Sadece başbakan mı? Turizm mi var bu işte? Ama işin içinde turizm bakanı öğrendiğimiz istiyor versin. Bu taraftan Yeni Doğuş Partisi Başkanı o da aynı fikirde. Başbakan aynı fikirde. Arkadaşlar. Hepsi her zaman biz Avrupa'ya örnek gösteririz. Gidiyoruz Rum tarafına. Diyoruz ki Rum tarafı sahilleri böyle ayırdı, çizgi çekti. Türkiye bile. Gidiyorum Türkiye'ye. Sahili yol attı böyle. Sahili ayırdı ikiye. Dedi ki hoteli olana arkadaşlar bu sahil evet bu sahili sen de kullanacaksın ama halk da kullanacak diyor. Sen temizliğini bakımını yapacaksın. Burada bir belediye var ki biz buradayız. Bu belediyenin işbirliği çerçevesinde belediyenin kullanımında olması kaydıyla burayı birlikte kullanacaksınız. Sen de kullanacaksın. Eğer eksik bir şey varsa sen de taleplerini söyleyeceksin. O talepler üzerinde yoğunluk yaparak çalışma yapılacak. Çözüm olacak. Çok rahat yapılabilir, çözülebilir deneyelim. Bu şekilde. Bak, tabii. Diyoruz ki dünyada böyledir, şöyledir. Hadi gelin uygulayalım bir Alsancak'tan. Başlayalım Alsancak plajından evet. bu şekilde uygulamaya. Sahili kapatmayalım. Evet. Halk da kullansın. Ha işte kötü kullanımlar onları ben eğiteceğim diyorum. Bak, o kötü. Maramonte kuytu bir yerdir. Yani bak, o kötü böyle... kullanıma gelecek olan zaten kişiye ben ayırıyorum. İşte şudur bu ben ayıracağım size onları. Yani adam iç çamaşırı yan denize giremeyecek. Evet, onları mesela. Ben ayıracağım. O benim sözümdü. Yapacağım da. Güvenlikte koyacağım yerlerse şey yapacağım. Koymayacağım. Ama gelin birlikte. Deneyelim ya. Belediyede olsun. Kullanımını siz de kullanın, biz de kullanalım. Deneyelim. Onu geçtik. O kadar bir kötü bir olay yarattılar ki bölgede. Evet burası
Baramonte'nin atış alanından diyelim, başlangıcından, Kraliçe Ozarı'nın başlangıcından, Orespiç'in olduğu kısım, o bölge balık üreme noktası doğrudur. Hemfikirik, evet. Hemfikirik. Ama bu üreme noktası şimdiki bir olay değil. 40 yıllık bir oluşumdur orada. 40 yıllık bir kişiydi. Yani uzun geçmişe dayanan bir noktadır. Üreme noktası olarak. Biz gittik batık yaptık, doğrudur. Çünkü bize en uygun yer oralarda dediler. Biz gittik batığımızı üreme noktasına koyduk. Şimdi geçtiğimiz haftalarda Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü ve Bakanlar Bakanı dedi ki şu kısımdan, yani Kraliçe Havuzları'nın olduğu noktadan Orispiç'e kadar olan noktaya çizdi. Şuraya dedi hiçbir türlü balık avlamaya giremez vatandaş, yapamaz. Ne oltayla avlayabilir, ne gemiyle tekneyle durabilir orada, ne zıpkınla avlama yapabilir. Sebep? Orası üreme noktasıymış, oltayla avlanmayı da yasakladı. Üreme noktası... Yani yine balığın üreme noktasıdır. Burası koruma altına alınması gerekiyor. Anladım. Tamam. Yahu diyoruz ki bu şimdi mi aklınıza geldi ki burası üreme noktası da oltayla avlanmayı da yasakladınız? Zıpkını avlanmayı yasakladınız. Benim oğlum dahi tüm gençlik yıllarında atar oltacığını teknede. Balıcı gavlar bir vakit geçirir. Akşam beni oğlum ara der ki baba burası da bir şeydir. Evet babam burası da var dedim şeydi. Olamaz böyle bir şey dedi. Ya biz nerede alacak balık? Yani bize denizin girişini de kapattılar. Biz Alsancak'ta tamamen sahili kapattık. Hiçbir yere gidemeyeceğiz. Hiçbir yere. Bir tarafta asker. Bir tarafta bu tarafta bariyer kodu şey de. Bu taraftan kodu... doğal şeyden, sinirlendiğin için... Valla sinir oldum da şimdi. Evet. Kodu bu tarafta bariyer de kodu askerin olduğu yer kiraladı. Lambus... yani sen bizim atış alanının tarafındaki yer bariyerdi. Onu da sökeceğim. Bugün onları da sökeceğim. O da kodu bariyer, insanlar inmesin aşağı. Bu tahtan kodu şimdi atış alanına giremeyiz. Bu tahtan kapattı Merit. Ya biz gelemiyoruz aşağı. Sahile göre oynamıyoruz aşağı. Biz sahile inemiyoruz şimdi belediye. Halk yani, olarak. Halk olarak hiçbir yerde gidemiyoruz sahilin. Tabii. Orayı kapattı Merit olduğu gibi. Merit kapattı. Bu tahtan askeri de kiraladı bu tarafı. Bu tahtan askeri alanına giremeyiz. Orispiç giremeyiz. Özel mülk giremeyiz. Tabii. Bir tahtan... Askeri yani alan gene giremeyiz. Balık tutmayı yasakladı. Çünkü sana diyor ki doğa kanunları bunu emreder. Bir şey söyleyemem. Yani balıkların üremesi tamam lazım diyor. Tamam da şimdi mi geldi bunlar? Yani bir taraftan sözleşme yapıldı. Bir taraftan bu kurallar hayata geçirildi. Tabii. Bir taraftan sahili olduğu iki kağıdın. Ya bunlar ama ne yapıyor ya bunlar? Evet. Yani bunların niyeti nedir ya? Anlatsınlar ya bu halka ya. Ya bunların düşüncesi nedir? Biz buraları... Bu kısmı tamamen verdik desinler ya artık. Biz verdik gitmesin halk buralara desinler. Sahilleri halk kullanmasın desinler ya. Uğraşmayın desinler. Yok bize farklı söylesinler, ona farklı söylesin, öbürüne farklı söylesinler. Ya düz olsunlar. Tabii ama bu çok kötü. Yani bu kadar sen bu iki köyün sahile inmesini engelliyorsun. Nereye gidecek bu insanlar? Ya bana ne edecek ya? Yani artık hakikaten düşündürücü. Yapılan hamleler gidiyor. Burada. Çok düşünüyorum. Yani arkası bakan okulun arkasına adamlar bariyer de koydu. Acele bariyer kapattı. Arabalık olsunlar görerek gitsinler. Bir arkadaşla sınıf kapatamayan insanlara gitsin sahile. Bitti gitti. Artık yani bana Monte'ye de ulaşamayacaksınız artık. Yani öyle vallahi görünüyor. Bir şey söyleyeyim. Haluk Bey bir şey söyleyeyim. Bakanlar kurulun yaptığı sözleşme ne yazık ki ilk davada bitecek. Düşecek. Eminim. Ama ben zaten köylüyü, oranın köylüsünü bilirsem, oraya şey, bütün köy inecek oraya. Yani bugün benim meclis toplantım vardır. Hatta Lefkoşa'dan Girne'den de i̇şte insanlar gelecek. Bir şey aday inecek, adayı biz oraya getireceğiz. Tabii. Köylerden arayanlar, Güzelyurt'tan, Lefkoşa'dan herkes arıyor ya. Herkes telefon durmaz. Başkan düdük çal. Herkes bekliyor. Ama suçlanacağım. Yabancılar. Yatırımı nasıl durduruyorsun diye suçlanacağım. Ben yatırımcıyı durdurmuyorum. Bak ben yatırımcıya karşı hiçbir şeyim yoktur. Adam talep etti. Adam talep ettiyse diyeceksin. Hayır be arkadaş olmaz diyeceksin. Biz. Adam her talep ettiğine evet olacak diye demeyecek. Ya da adama diyecek ki birleştirici olacaksın diyeceksin adama. Ben yatırımcıya karşı değilim. Yatırımcı önüne kesmiyorum. Anladım. Bunu otel kısmını adama buyursun, ver ya yapsın. Sıkıntım yok. Otel kısmını, sahil kısmını veremezsin. Aynen.
yasalarımıza göre hareket edersin. Yasalarımıza sürdüremezsin. Ya bir ya adam böyle bir şey, ben bazen düşünüyorum, ne yaptı ya bunlar derim ama. Ya ne yaptıklarının farkında mı bunlar? Evet. Yine, doğru mücadele inan bunları eminim üstesinden gelecek. Bu akşam bizim meclis toplantımız var. Biz bu akşam meclis toplantısında karar alacağız. Eminim ki kararı doğru bir şekilde çıkacaktır. Öncelikle Yüksek İdare Mahkemesi'ne dava açılması noktasında meclis kararını getireceğim. Meclis kararı alacağım ki meclis kararını ele alalım. İkincisi eylem gününü biz belirleyeceğiz. Eylem günü belirledikten sonra güzel büyük bir eylemi gerçekleştireceğiz. O evet. Konu şekillendireceğiz bu akşam meclisine tartışıp doğru şekilde. Birilerinin boynu altında kalacak bu işin. Evet. Kimin kalacaksa. Onların kalsa kalsın artık evet, diyoruz. Evet. Bu raddeden sonra şey yok. Kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz. Evet, yani evet. Halkı düşünmemiz aynen lazım orada. Bence de. Güzel bir direniş olacak diye düşünüyorum. Merit'i çok seviyoruz, ediyoruz. Ama plajlar halkın olmalıdır. Biz, bu konuya senin kadar eğilen de olmamıştır. Fırsat bu fırsattır. Bunu net bir şekilde adada da ifade edilsin. Bir lafa evet daha. Çok teşekkür ben ediyorum zamanına. Biraz süremizi açtık. Bir şey değil. Hocalarımız ama bekliyor. Onun için hemen çıkarız. Fırat Bey'e teşekkür ederken sizlere de teşekkür ediyoruz. Güzel bir cuma, güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle de hoşça kalın diyoruz.